Şöyle bir de ekonomiye yakından bakalım. Ekonomi Müdürümüz Sadi Özdemir bizimle birlikte. Sadi Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sadi Bey şimdi şöyle bir 24 ekranlarında da 7.24 deyim sürekli doları, euroyu görmek mümkün. Ee, bir hareketlilik sanki dolarda bugün var gibiydi. Evet. Aslında e, bir iki gün önce beşin, e, altının altını, 5 küsürleri gördük. Ama bugün bir aralar 6.23'e kadar yükseldi. Hı. Ne oldu? Şu an için bu yükselişin belirli bir nedeni var mı? Şimdi Bugün şöyle bir şey oldu. Aslında belki tepkisel olarak e, dün bir 10 kuruş kadar yukarı gelmişti enflasyon rakamları nedeniyle ama hı hı. dün bile bu kadar atak yapmamıştı. Bugünkü gelişme e, bizim dışımızda Amerika'da e, özellikle Amerika'nın 10 yıllık tahvillerinin hı. faizlerinde ciddi bir artış oldu. Bu Amerika için pozitif bir şey tabii de. E, o artış e, bir anda doların, küresel endeksini yükseltti. Doların diğer para birimlerine karşı atak yapmasına neden oldu. Yaklaşık e, mesela e, Euro'ya bakarsak, e, Euro-Dolar parite e, 1.16'lardan 1.14'lere geldi. Şimdi tekrar 1.15'lerde. Yani orada Amerika'daki e, faiz fiyatlarının diyelim değişmesinden kaynaklanan Euro'da bir diğer para birimlerine karşı bir fiyatlama değişikliği ortaya çıktı ve bunu bizim piyasamızda hissetti. Zaten bunun e, Bizden kaynaklanan, içeriden kaynaklanan bir negatiflikler olmadığını hı hı. şundan da anlıyoruz. Kısa süre sonra bu dengelendi ve e, mesela 2 e, pardon, e, 6.23'e kadar çıkmış olan dolar Evet. E, 6.15, 6.14, 6.13, 6.17 17 o, o seviyelere geri geldi. E, dolayısıyla bugün dolardaki bu minik atak diyelim. Hı hı. E, aslında piyasamızda bir süredir e, artık kurlar istikrar kazanıyor. Sözünün dışında bir şey değil. Hı hı. Tamamen küresel bir etki söz konusu. Çünkü başta söylediğim gibi dünkü do, dünkü bizim Eylül ayı enflasyon rakamımıza bu kadar tepki vermedi mesela. Evet, ona mesela tepki vermemiş olması da e bunu nasıl yorumlamak lazım? Çünkü rakam açıklandıktan sonra tamam, bir küçük bir artış oldu, ama sonrasında dengelendiğini gördük. Hani bunu, ciddi bir yükselişle karşı karşıya Bunu kaldık. Evet, iki iki şekilde e, yorumlamak e, lazım. Bir tanesi, bir anlamda piyasada beklenti satın alınmış. Hı hı. Yani bizim kurlar biliyorsunuz aslında Ağustos ayında, e, gerçi bu ay içinde de yüksek rakamlar gördü ama bu ay derken özür dilerim Ekimdeyiz Eylül ayını evet. bahsediyorum sonra 6 lira seviyesinde istikrar kazandı yani 630'un üzerine pek çıkamadı şimdi e, Ağustos ayındaki o karmaşa içinde e, Muhtemelen piyasa şunu hissetti Ben bunu neden söylüyorum bir çıkarımdan söylüyorum Eylül ayı enflasyonun yüksek geleceğini tahminlerin ötesinde olacağını piyasa hissetmiş durumda evet. e, onu da şuradan söylüyorum e, baştan söylediğim gibi bir e, bu tedarik sisteminde özellikle sanayiciye Hı -hı. ürün tedarik edenlerin vade farkını 6,5 ilan etmeleri. Ki bunu biz o zaman tartışmıştık. Evet. Bu kadar yüksek olur mu diye. Hı -hı. Bu beklenti piyasa tarafından satın alınmış. Bir de şu var. Peki niye bu kadar daha açıklandıktan sonra niye tekrar bir aşırı tepki olmadı? Onun da nedeni. Ee, muhtemelen Ağustos ayındaki o büyük tatil nedeniyle hı hı. biz e, Eylül ayının 30 günlük bir enflasyondan değil aslında 45 günlük bir enflasyonu 6.30 olarak gördük. Bunun da farkında piyasa. Ve e, bütün bunların dışında da o 3 aydır devam eden finansal saldırılar cephesinde hı hı. zaman zaman tekrar denenen birçok şeye karşı da Türkiye önlemlerini almış durumda. Yani piyasa evet. kurlar açısından stabil Peki. bir noktada devam ediyor. Peki Sadi Bey çok teşekkür ediyoruz. Bu hareket nedir ne değildir ekonomi müdürümüz Sadi Özdemir'den öğrendik.